Peki. Şimdi size bahsettim. Çift sayıda permütasyonların çarpımıyla tek sayıdaki permütasyon çarpımından bahsettim. İsimle ele alalım. Şurada AN eşittir. Çift sayıda makasın çarpımlarından oluşan küme. BN'de hadi. Tek sayıda makasın çarpımı oluşan küme olsun. Şimdi bal gibi de AN BN'ye eşit olabilir. Ya da AN ile BN kesişebilirler. Yani bir eleman hem tek sayıda makasın çarpımı olabilir hem de çift sayıda makasın çarpımı olabilir. Dinliyor musunuz beni konuştuğum zaman? Özellikle konuşuyorum bazen. Yazmıyorum, değil mi? Dinleyin diye. Çünkü öğrenciler genellikle dinlemezler. Hoca konuştuğu zaman palavra atıyor demektir. Yazdığı zaman ciddi alınır. AN çift sayıda makasın çarpımı. BN'de tek sayıda makasın çarpımı. Bal gibi de AN ile BN birbirine eşit olabilirler. Ama göreceğiz ki AN ile BN kesişmiyorlar bile. Tabii ki her şey simdeye SN diyelim isterseniz. Kolay olsun diye. SN tabii ki AN bileşim. BN tabii ki bir eleman, değil mi? Çünkü biliyoruz her elemanın makasının çarpımı olduğunu biliyoruz. Değil mi? Eğer bir eleman tek sayıda makasın çarpımıysa burada, çift sayıda makasın çarpımıysa burada. Mesela şey alalım. Simüçe bakalım. Simüçte çift sayıda permütasyonun çift sayıda AN eşittir. A3. A3 eşittir. I3. 1, 2, 3. 1, 3, 2. B3 eşittir. 1, 2. 1, 3, 2, 3. Bu sıfır tane permütasyon çarpımı isterseniz ya da iki tane. 1, 2 ile 1, 2'yi çarp. Bu 1, 2 ile 2, 3 çarpıyorsun. Bu 1, 3 ile 2, 2, 3 çarpıyorsun. Sim 4'e alırsak eğer, Sim 4'e alırsak eğer, elemanlarını ben biliyorum ne olduğunu. A4 eşittir. I3. Sonra bunlar olacak tabii ki. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 1, 2, 4. 1, 4, 2. Ondan sonra 1, 3, 4. 1, 4, 3. Sonra 2, 3, 4. 2, 4, 3. Bunlar olacak. Başka? Şu ne olacak başka? 1, 2, 3, 4. Bu iki tane permütasyon çarpımı gördüğünüz gibi. 1, 3, 2, 4. 1, 4, 2, 3. Kaç tane etti? 4, 8, 12 tane etti. Bu kadar. Diğerleri de B4'te. Eşittir. 1, 2, 1, 3 falan. Bunlardan kaç tane var? 3, 4. Bunlardan dördüncü tane var. Dördüncü, yani altı tane var bunlardan. Değil mi? Dört eleman ikisini seçiyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4. 1, 4, 3, 2. Bunlardan da 3 faktöriyel 6 tane var. 12 tane etti. 12, 12, 24. 24 elemanı ikiye ayırdık. Tek sayıda elemanın çarpımı, çift sayıda elemanın çarpımı. Tamam. İlginç bir şey daha var. Bu AN bir gruptur. Bileşik altında. Niye? İki tane eleman al. Bu çift sayıda, bu 6 tane, diyelim 6 tane makasın çarpımı, bu 4 tane makasın çarpımı. Dinliyor musun? Yani emek veriyorum burada. Lütfen. Bir tanesi 6 tane makası çarpımı, diğer 4 tane makası çarpımı. Çarp bunları. 10 tane makası çarpımı olarak yazdın. Değil mi? Yani AN çarpma altı kapalı. Çift sayıda makasın çarpımı olarak yazıyorsun bir elemanı. Bir tane daha yazıyorsun. Alsan toplam etti. Değil mi? Yine çift sayıda etti. Peki. Çift sayıda makasın çarpımı. Tersi ne olacak bunun? Mesela şöyle bir şeyin tersi ne? 1, 3, 3, 5, 3, 7,
4, 5. Bu G ise eğer, G'nin tersi ne olacak? G'nin tersi. Nedir G'nin tersi? Söyleyin bana. Nasıl yazarız G'nin tersini? Bir grupta G eşittir. A kere B ise G'nin tersi ne olacak? Ha? Hayır. Çünkü A B kere A üstü eksi 1, B üstü eksi 1, 1 olmak zorunda değil. Bunlar değişmiyorsa eğer. A B ile neyi çarparsan 1 olur. Ha? 1 bölü A diye bir şey yok. Sayı değil bunlar. Efendim? Tabii A, B üzeri eksi 1. Onu bulmaya çalışıyoruz. Hangi eleman? Ne çarpacağız burada? Bu, ha? B? B üzeri eksi 1. A üzeri eksi 1 değil mi? Bunu yaparsan eğer, bununla bunu çarparsan eğer, şimdi B ile B'nin tersi gidiyor. A ile A'nın tersi gidiyor. 1 kalıyor. Doğru mu? Efendim? Görmüyor musun farkı? Gözleri var, görmezler. Gözükmüyor mu farkı? Oradan gözüküyor galiba. Görmüyor musun farkı? Hayır, görmüyorum. Değil mi? Bunun tersi ne olacak o zaman? Bunun tersi olacak. En başı, değil mi? Sıra değişiyor çünkü. Yani burada G eşittir ABC olsa G'nin tersi, C'nin tersi, B'nin tersi, A'nın tersi olacak. Bunu koy buraya. C ile C'nin tersi gitti. Sonra B ile B'nin tersi gitti. Sonra A ile A'nın tersi gitti. Bir kaldı. Değil mi? Bunun tersi 4, 5'in tersi ama 4, 5'in tersi kendisi zaten. Değil mi? Makasın tersi kendisi. 3, 7, 3, 5, 1, 3. Demek ki bu çift sayıda makasın çarpımıysa onun tersi de çift sayıda makasın tersi. Tam tersten yazıyorsun. Doğru mu? Demek ki bu A'ne çarpma altında kapalı. Elemanların tersleri içinde. D'yi çeviriyor, bir elemanı çeviriyor, Ö'neyi çeviriyor. Grup olması yeterli. Neydi grubun aksiyonları? Birleşme özelliği olacak. Tabii ki birleşme özelliği var değil mi? Bütün grupta var çünkü birleşme özelliği. Anlıyor musunuz? Değil mi? Simne'de var. Birleşme özelliği de A'nede de var. Ondan sonra çarpma altında kapalı. Birleşme özelliği var. Birim elemanı var. Elemanların tersleri içinde bitti. O kadar. Ve bu bir grup. BN değil. BN grup değil. BN çarpma altında kapalı değil. Tek sayıda permütasyon al. Tek sayıda permütasyon al. Çarp. Çift sayıda permütasyon değil mi? BN kere BN. BN ile BN'nin elemanı çarptığın zaman kendini AN'de buluyorsun. Ama BN'nin elemanlarını tersine aldığın zaman tek sayıda permütasyon var. Çarpmışsın. Tersten yazıyorsun ya tek sayıda var. Evet. BN çarpma altında kapalı ama çarpma altında kapalı değil ama hiç olmazsa tersine içinde. Değil mi? Peki. Şimdi size AN ile BN'nin kesmediğini göstereceğim. Bu iş de kolay bir şey değildir. AN ile BN kesmiyor. Onu göstereceğim şimdi. Bir hileyle. Bazı matematik hileleri vardır. Bu onların bir tanesi. Yani. Efendim? B'nin tersini aldık ya. Ayrı gruplar olsalardı. Bahsettiğimiz gruplar. Kümeler. Ayrı olsalardı. Yine tersini aldığım zaman sıralamanın yerini değiştirmem gerekecek miydi? Tabii ki. Yani AB'nin tersi. Yani pek anlayamadım sorunu ama AB'nin tersi B'nin tersi A'nın tersidir. Bunun ayrı olması ilgisi yok. Her grupta geçerli bu. Simlerde geçerli olduğu gibi. Şimdi şeyde tam sıralar yani versen A kere B'nin tersi evet A'nın tersi B'nin tersi. Çünkü o değişmeli bir grup. B'nin tersi A'nın tersiyle A'nın tersi B'nin tersi arasında fark yok. Tamam bunun ayrı olması ilgisi yok. Bunun ilgisi yok bunun. Yani 50 tane elemanı çarp. Bunun tersi o 50 tane elemanın tersini çarpıyoruz ama ters sırada. Eğer grup değişmeli değilse. X kere Y, Y kere X'e eşit değilse. X kere Y, Y kere X'e eşit ise hangi sıraya çarparsan çarp aynı fark etmez. Yani o yüzden A artı B'nin tersi
A artı B'nin tersi. Eksi diyelim ki bu. Normalde bu eksi B artı eksi A'dır. Ama değişmeli olduğu için bu eksi A artı eksi B ile aynı şey. Bu da eksi A eksi B olarak kısaltılır. Değişmeli ise tersini almakta sorun yok. Değişmeli değilse bir ters çevireceksin. Teorem. AN kesişim BN eşittir boş küme. Çift sayıda bir permütasyon hiçbir zaman tek sayıda permütasyon eşit olamaz. Çift sayıda permütasyon çarpımı hiçbir zaman tek sayıda permütasyon çarpımına eşit olamaz. Hiç de bariz değil. Değil mi? 50 tane permütasyon çarpımı bal gibi de 49 tane permütasyon çarpımına eşit. Permütasyon diyorum. Makasın çarpımına eşit olabilir de. Evet. Mesela orada A3, D3 ile A4, B4 yapmışsınız. Orada iki fark içinde çift sayıda ve tek sayıda şey olmuş. Anlamadım. Biraz söyle. Aralarındaki fark ne? A3 ile B3'ün. Bunlar bu 1, 2 kere 2, 3. Gördüğün gibi 2 makasın çarpımı. Bu da 1, 3 kere 2, 3. Gördüğün gibi 2 makasın çarpımı. Bu da 1 makasın çarpımı. Bu da 1 makasın çarpımı. Bu da 1 makasın çarpımı. Bunlar tek sayıda makasların çarpımı. Bunlar çift sayıdaki makasların çarpımı. Aradaki fark işte yani iki tane farklı küme. A4 ile B4 sim4'te kesişmiyor. Şimdi bunu genel olarak göstereceğim. AN ile BN kesmeyecekler. Hiçbir zaman kesmeyecekler. Neye kaç olursa olsun. Anlaşılıyor mu? Kanıt. Polinom halkası alacağım. Polinomları alacağım. Ne bilinmeyenli, ne değişkenli ya da polinomları alacağım. Z, x1, xn halkasına bakalım. Ben ne demiştim size ilk derste, daha ilk dakikalarda? Gruplar dedim, tek başına var olmazlar. Normalde gruplar bir başka kümenize etkisi olur demiştim değil mi? Onu bir değiştirirler, döndürürler, ötelerler falan. O küme bu olacak şimdi. SN'yi bunun üzerine etkileyeceğim. SN, SN'nin elemanları. O permütasyonlar. Ne eleman permütasyonu? Sen ne diyor bunun elemanları? Bu emin olmanın ne olduklarına. Bunlar mesela 5, eksi x1, artı x2, eksi 3, x1, x2, artı 7 kere x1'in karesi, x3 üstü 5 falan böyle şeyler. Sonlu. Böyle işlerinde x1, x2 falan var. Tamam. Buna F diyelim. Fx diyelim buna mesela. Fx işte bu olsun. Böyle elemanlar, polinomlar. Atla deve değil değil mi? He? Atla deve değil. Polinomlar. He? Formel, biçimsel nesneler. Çarpıyorsun. X1, X2 var, X3 var. Kaç? Neye kaçsa artık. Şimdi bir örnek vereyim. Bir eleman alalım. Mesela şunu alalım. 1, 2, 3 alalım. Sigma da bu olsun. Sigma bu olsun. Şimdi sigma f'yi tanımlayacağım. Sigma f. Sigma f. Sigma f. Sigma f. Bu yeni bir polinom olacak bu. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu 1'i 2'ye götürüyor mu? 2'yi 3'e götürüyor, 3'ü 1'e götürüyor değil mi? Burada x1 yerine x2 yazacağım. Hadi şunu 4 yapayım burasını. Daha iyi olsun. Burasını da 3 yapayım. Bir de hadi artı x1 x2 yapayım. Bütün x1'leri x2 yapacağım. Bütün x2'leri x3 yapacağım. Bütün x3'leri x1 yapacağım. Tamam. Ne olacak bu? 5 olduğu gibi kalacak tabii ki. Bu x2 olacak. Bu x3 olacak. Bu x2'nin kübü x3 olacak. Bu 7 x1 üstü 5. Bu x1 oldu bu. X1 üstü 5. x2 üstü kare 2. Artı x2 x3. Bir de mesela x1, x2, x3 olsaydı mesela buradaki bu değişmeyecekti. Çünkü x1, x2'ye gidiyor, x2, x3'e, x3, x4'e gidiyor. Tamam. Anlaşılıyor mu? Yani ne yapıyor bu sigma?
bu da aslında bu aslında F, X1, X2, X3. Belki de X4 vardı da hiç belirmedi burada, bilmiyorum. Bunun yerine X bar yazacağım koy olsun diye. Ya da X yazacağım koy olsun diye. Tamam. Ne özelliği var bunun? Bir F al, bir polinom al buradan, Bir alfa ile etkile. Sonra beta ile etkile. Ne yapıyorsun? F'nin değişkenlerini değiştiriyorsun değil mi? Alfa ne yapıyorsa onu yapıyorsun. Sonra bir de beta ile yaptık. Bu eşittir beta alfa F. Aynı şey. Başka özellikleri de var. Beta F1 artı F2 alfa diyelim. Alfa F1 artı F2 eşittir alfa F1 artı alfa F2 tabii ki. Hatta eksi koysan da aynı şey olacak. Çarpma koysan da aynı şey olacak. Alfa yani bayağı dağılıyor. Her şey dağılıyor. Toplamaya, çarpmaya, çıkarmaya dağılıyor. Kabul mü? Hatta alfa kere bir sayı al. NF. Bu tabii alfayı F artı F artı F N defa bunu uyguluyorsun. Sonra alfa toplamaya dağıldığı için bu alfa F artı alfa F alfa F. Bu da N demeyelim buna. K diyelim. K tane. Burada da K tane. Bu da K kere alfa F. Yani bu K da dışarı çıkabiliyor. Bu alfa bayağı evcil bir hayvan. Yani her şeyi yapıyor. Toplamaya dağılıyor, çarpmaya dağılıyor, çıkarmaya dağılıyor. Tam sayıda dışarı çıkarıyor. Kabul mü? Efendim? Dikkatli ol. Bu alfa bir sayı değil. Alfa bir sayı değil. Dikkatli ol. Burada evet. Ne oluyor? Alfa F1 F2 eşittir. Alfa F1 alfa F2. Evet. Hiçbir sorun görmüyorum ben. Sen alfayı bir sayı zannettin galiba. Alfa bir dönüşüm değil mi? Ben çok ismi anlamadım ya burada. Hangisi? Yani özellikle çarpma altında. Evet. Falan. Kabul ediyorum. Haklısın. Peki. Bir örnek yapalım. F1'i sen söyle ne olsun? Ben söylüyorum. Sen çok geç kaldın. X1, X2, eksi X3'ün karesi artı X1, X2, X3. Ondan sonra F2. Bu da X1 artı X2, X3. Tamam. Ondan sonra bir tane alfa alalım. Alfa bir sefer ne olsun alfa? Alfa 1, 2, 3 olsun yine. Tamam. Alfa 1, 2, 3. Alfa F1 ne olacak? Alfa F1. X2, X3. X2, X3. Eksi x1'in karesi artı x2 artı x1 x2 x3. Doğru mu? Alfa f2 ne olacak? X2 artı x1 x3. Bu x1'e gitti, bu x3'e gitti. Peki. Bunları çarpalım şimdi. Bunları çarpsam ne bulacağım? X1'in önce x1'le çarpayım. F1 f2 eşittir. X1'in karesi x2. Eksi x1, x3'ün karesi. Artı x1'in karesi, x2, x3. Sonra x2, x3 ile çarpıyorum. Artı x1, x2, x3. X1, x2'nin karesi, x3 değil mi? Sonra eksi x2, x3'ün karesi. Kübü. Sonra x1, X2'nin karesi X3. Peki. Sonra bunu alfa bulacağım. Alfa F1 F2. Bu X2'nin bu X3 olacak. Bu X2'nin karesi olacak. X2'nin karesi X3. Bu X1'in karesi X2. Sonra bu artı X1 X2'nin karesi X3. Sonra artı X1 bu X2 olacak. Bu da X3'ün karesi olacak.
eksi x1'in kübü x3 artı x1 buradan gelecek. x2 buradan gelecek. x3'ün karesi buradan gelecek. Evet. Şimdi bunu çarpalım. Bakalım ne olacak. Bununla bu x2 kare x3 veriyor mu? Bununla bu eksi x1 kare x2 veriyor mu? Bununla bu x1 kere x2'nin karesi x3 veriyor mu? Hepsi olacak. Değil mi? Yani şöyle bakalım. Mesela bu doğru değil mi? Çünkü bu ne? Bu ne? Bu eşittir x alfa 1 x alfa 2 değil mi? Bu ne? X alfa 1. Bu ne? X alfa 2. E bitti. Bunlar eşitse eğer, bunlar eşitse eğer toplamaya dağıldığına göre her şey dağılacak. Değil mi? Kabul mü? Anlaşıldı mı şimdi bu? Buraya kadar. Yani simneğinin bu küme üzerine bir etkisi var. Peki. Şimdi özel bir eleman alacağım. Şuna bakıyorum. F eşittir. X2 eksi X1. X3 eksi X2. X1, X3 eksi X2, X4 eksi X1, X4 eksi X2, X4 eksi X3. Ondan sonra devam et böyle. Yani XK eksi XL ama KL'den daha büyük olacak. Yani birincisi... İki birden büyük, üç birden büyük, üç ikiden büyük, dört birden büyük. Yani eşittir, F eşittir. X, K, eksi X, L'lerin çarpımı. Çarpımı. Çarpıyorsun bunları. K, L'den büyük olacak ama. Olsun. Tamam. Tamam. Peki. Şimdi bana bir alfa söyle. Mesela alfa ne yapsın? Bir şey alalım. Makas alalım. Bir makas. İki dört makas alalım. Burada başlar da olacak. X7 eksi X1'ler falan da olacak. Bir sürü şey olacak. X5. Ne yapıyor bu? İki dört makası. Bunu ne yapıyor bunu? Bunu X4 eksi X1 yapıyor mu? Peki bunu da X2 eksi X1 yapıyor mu? Bunları değiştirmedi değil mi? Bunu buraya getirdi, bunu buraya getirdi. Çarpımı değiştirmedi ama. Peki bunu ne yapıyor? Buna dokunmuyor bile. Burada ne 2 var ne 4 var burada. Buna dokunmuyor bile. Bunu ne yapıyor? Bunu eksiye götürüyor. Buna ne yapıyor? Bunu x2 eksi x3 yapıyor değil mi? Doğru mu? Ne yapıyor bu? Alfa'ya bakalım ne yaptığını. Alfa f ne olacak? Alfa f eşittir. Bu x4 eksi x1. Bu değişmedi. X3 eksi x1. Bu x3 eksi x4. 2 4 oldu çünkü. Bu x2 eksi x1. Bu x2 eksi x4. Bu x2 eksi x3. Bu x5 eksi x1. Bir tane burada x5 eksi x2 olacak. Bu x5 eksi x4. Sonra x5 eksi x3. Bu değişmeyecek. Sonra x5 eksi x4. Bu değişecek. X5 eksi x2 olacak. Herhalde bu kadar yeter değil mi? Şimdi... Bunun çarpımı
Bu burada doğru mu? Bunlar burada da var değil mi? Yer değişimi sadece. Peki. Bu aynısı burada da var. Peki. Buna bakalım. X3 eksi X2. Var mı burada X3 eksi X2? Eksisi var değil mi? Eksisi var. Bunun eksisi var. Peki. O bu eksisine gitti. Peki. Bu da eksisine gitti mi? O eksiler birbirini götürdüler değil mi? Şimdilik eşit bunların hepsi. Doğru mu? Peki. Bu ne oldu? Bu x2 eksi x1 oldu ama var mı burada x4 eksi x1? Ha, onu yapmıştık zaten. Değil mi? Onu yapmıştık. Ne kaldı geriye? Evet, bunun evet eksisi var. Ama buna bakalım. Bu nereye gidecek? Bu kendisine gitti değil mi? Bu ne olacak? Bu x5 eksi x4 oldu. Bu burada var. Bu da burada var. Bu da zaten aynısı. Ez cümle şu olacak. Alfa f eksi f olacak. Tüm değişimler birbirini götürüyor. Tek bir değişim kalıyor. x4 eksi x2, x2 eksi x4 oluyor sadece. Alfa f eşittir. Eksi f. Her makas bunu yapacak. Her makas f'yi eksi f'ye götürecek. Anlaşılıyor mu? Her makas f'yi eksi f'ye götürecek. İki tane makas f'yi. Üç tane makas. Dört tane makas. Demek ki AN ne yapacak? AN çift sayıda makası çarpımıydı. AN f'yi sabitleyecek. BN f'yi eksi f'ye götürecek. Demek ki AN ile BN kesişmiyorlarmış. Bir makas f'yi eksi f'ye götürüyor. İki makas artı yapıyor. Üç makas eksi yapıyor. Dört makas artı yapıyor. Tek sayıda makas çarparsan eğer o f'yi eksi f'ye götürüyor. Çift sayıda makas çarparsan o f'yi artı f'ye götürüyor. Eksi f artı f eşit olmadığına göre tek sayıda makas çarpımı hiçbir zaman çift sayıda makas çarpımı eşit olmaz. Burada ne yaptın burada? Cevap vereceğim. Ne yaptın burada? Permütasyona değil, permütasyonun etkisine baktım. Permütasyonun buradaki etkisine baktım. Çift sayıda permütasyon çarpımıyla tek sayıda permütasyon çarpımı farklı etkilerde bulunuyor f üzerine. Bir tanesi değiştirmiyor f'yi, diğeri f'yi eksi f ile çarpıyor. Demek ki çift sayıda makasın çarpımı tek sayıda makasın çarpımına eşit olamaz. Sor. Buradaki makas sesinin çiftleri tek değil mi? Efendim? Buradaki makas sesi. Makas makasın 2 4 mü? Alfa. Bunun gibi böyle makas demek. AB şöyle AB türden şeyleri makas denir. A'yı B'ye götürüyor, B'yi A'ya götürüyor. Diğerlerine dokunmuyor. Ha? Bir makas bunu eksiye götürüyor. Ya bu iki makas mı? Bu bir makas bu. Burada alfa sadece alfa bir makas. Bir makas F'yi eksi F'ye götürüyor. Bir de beta yaparsak eğer bu sefer F'ye götürecek. Çünkü bu da eksiye çarpacak. Yani gama yaparsak ya bir de makas bunun hepsi. Bu sefer eksi F olacak. Tek sayıda makasla etkilediğin zaman eksiye çarpıyor. Eksiye çarpıyorsun F'yi. Anlaşıldı mı? Yani eğer alfa AN'de ise alfa f eşittir f. Eğer alfa bn'de ise alfa f eşittir eksi f. Değil mi? Demek ki bir alfa hem an'de hem bn'de ise o zaman f eksi f eşit olur ki saçmalık. Demek ki an ile bn kesişme var. Çok güzel bir kanıt değil mi? Efendim? Alfa ve beta'yı nerede tanımladık?
Ne tanımlamadık. Burada alfayı ben 2-4 makas aldım. Ve bu belli bazı biçimde 2-4 için çalışıyorsa yani hepsi için çalışıyor tabii ki. Burada 2'nin 4'ün şeysi yok ki. Özelliği yok ki, değil mi? Ya burada 1-2-3-4 yani, evet bir sıralama var, doğru. Sıralama var. O sayede her makas F'yi eksi F'ye götürüyor. Değil mi? Bu ane, bu ane alt ne diye yazılır bazen. Alt ne? Alt ne? Bu sim ne'nin bir alt grubu. Bunun ne faktöriyel tane elemanı var? Bunun ne faktöriyel bölü 2 tane elemanı var. Ne faktöriyel bölü 2. Şimdi gelelim. A ile B vardı ya hani. A ile B ile niye her şeyi yapamazsınız? A neydi? A. A. Birden bir tek bir döngü değil mi? 52'li bir döngüydü. Doğru mu? Ha? 52 döngü. Yani çift sayıda vardı. Çift sayıda eleman varsa eğer mesela 1, 2, 3, 4 bu 3 tane makasın çarpımıdır. A 1, 2 2, 3 3, 4. A bir dakika kanıtlayamadım o zaman. Ha. Ha. Kanıtım yanlış. Kanıtım yanlış. Kanıtım yanlış. Maalesef bu BND. Ben bunu AND zannediyordum. BND bu. BND bu. Tek sayıda makasın çarpımı bu. 52 bir döngü olduğu için. Bir döngüde 6 tane eleman varsa eğer, 6'lı bir döngü ise onun şeysi 5 tane makasın çarpımıdır. 4'lü ise döngü gördüğünüz gibi 3 tane makasın çarpımı. Öbürü neydi? B. Öbüründe öbürküne bakalım. Öbürkü nerede şimdi? Ne vardı? İki tane eleman sabitleniyordu. Değil mi? 1 ve 52. Sekizlik döngüler vardı burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane var 8 döngülerden? Bunların 6 tane var. 6 kez 8, 48. Değil mi? Bunlar 6 tane. 6 tane. Bu da 8'lik bu. 8'lik. Ondan sonra bir de ikilik vardı. 52'ye tamamlamak için. Şimdi bu 8'lik 7 tane şeyin çarpımı. 7 tane makasın çarpımı. Bunda da 6 tane var. 42 tane makas etti. Bir de bu 43. Bu da BND. Evet. Ben maalesef aklıma yaparken bu BN yerine bunu AN zannettim. Bunu da AN zannettim. O zaman istedik ha çap AN'nin dışına çıkamaz. AN zaten bir grup çünkü. Yani çap. AN'nin tanımını değiştiriyoruz. Ha? AN'nin tanımını evet. Değiştiriyoruz. Yo. AN çift sayıda. Ha, tamam. Çift sayıda makasın çarpımı. Yani bu hepsini elde edebiliriz. Elde etmek mümkün. Elde etmek mümkün. Evet. Hayır diyemem yani. Ama emin değilim. Doğrusu yani az bir ihtimal. Az bir ihtimal. Yani çünkü SN oldukça kalmış ne faktöriyel tane elemanı var. Evet SN iki eleman tarafından üretiliyor. Ben de size ödev vermiştim. SN simne yani simne eşittir. 1 2 makasını al bir de 1 2 3 ne bu döngüyü al. Bu ikisi simneyi üretir. İki eleman üretir. Ama rastgele iki eleman seçersen eğer SN'yi üretmesi bayağı zor. Rastgele iki eleman BN'den seçiyorsun bu sefer. Üretme ihtimali artıyor. Ama yani oldukça zayıf olması lazım. Yani A ile B yani ne demektir bu? A ile B arasında pek az ilişki var demektir. Acaba o yüzden mi mükemmel ismini vermişler? Yok, yok. Yani bu soruyu kimse bilmeyebilir. Ama bunun için programlar yazılıyor. Programlar var. Grup teoride bir takım hesapları yapabilen programlar var. Çok güçlü. Ama mesela her n için olur mu? Tabii.
Doğru söylüyorsun. Her ne için olur mu? Katsayısı bir şey değiştirir mi peki şeyde? Bizim bütün kombinasyonları elde edip edememizde kendi katsayıda. Ya mesela diyelim 52 kartım varken mesela A ve B'yi kullanarak elde edebiliyorum. Ama 50 kartım varken edemiyorum. Tabii, tabii olabilir tabii. Yani yapısal şey bir defa önce şeye bakmak. Küçük neler almak. N2 iken kolay zaten. N2 iken oluyor. N4 iken yapmak lazım. N6 iken falan oluyor mu diye bakmak lazım. Bazen olabilir, bazen olmayabilir. Ama bu sorunun kolay bir soru olduğunu sanmıyorum. Ne yaptın? AN ile BN'nin boş kim olduğunu göstermek istiyorum. AN ne? Bir dakika. Başka bir şey tanımlamadık mı? Hayır, aynı şey bunu, bu aynı şey. XK eksi X'leri çarpıyorum. Hangi K ve L için? K L'den büyük olacak. Tahtada o yok. He? Tahtada o yok. Tamam, bu da tanımladım bunu. Bu tahtada tanımladım. Bir F, özel bir F. Tamam. Eğer N5 ise burada 10 tane 5'in ikilisi, 10 tane çarpım var burada. Hepsini çarpıyorsun böyle. Sonra bir permütasyon oluyorsun. O permütasyonu nasıl etkiliyorsun? Endislerin, göstergeçlerin, o alttaki sayıların yerlerini değiştiriyorsun. Permütasyon ne diyorsa onu yapıyorsun. Permütasyon 5'i 6'ya getiriyorsa X5 yerine X6 yazıyorsun. Şimdi bu özel durum okuyoruz. Bir makas oluyor. Makas F'yi nasıl etkiliyor? Makas F'yi eksi F'ye götürüyor. Makasla F'yi etkilediği zaman eksi F'ye de ediyorsun. Her makas F'yi eksi F'ye götürüyor. İki makasın çarpımı tabii ki F'yi F'ye götürecek. Değil mi? Yazı tura gibi. Dolayısıyla AN'nin elemanları F'yi F'ye götürecek. BN'nin elemanları F'yi eksi F'ye götürecek. F eksi F eşit olmadığı için AN ile BN'nin ortak elemanı olamazlar. AN ile BN'nin ortak eleman olsaydı o eleman AN'de olduğu için F'yi F'ye götürecekti. BN'de olduğu için F'yi eksi F'ye götürecekti. Ama F eksi F'ye eşit değil. Anlaşılıyor mu? Umarım anlaşılıyordur. Yani kolay şeyler yapmıyoruz ama anlaşılmayacak şeyler yapmıyorum. Anlaşılmayacak şeyler yapmıyorum. Burada yapılan her şeyi anlayabilirsiniz. Hemen anlamayabilirsiniz. Her şeyi anlayabilirsiniz. Sen dahi. Her şeyi anlayabilirsin. Güven kendine. Yok mu özgüven eksikliği? Ya uyku gibi bir şey var. Kafam dönüyor. Ha işte. Alışamadım. Bir şey var. Ha. Bir şeyin ters gittiği belli. Ha? Köy çarpmış olabilir. Ya burada anlamayacağınız hiçbir şey anlatmam size. Anlayamayacağınız hiçbir şey anlatmam. Ya buncalık deneyimim var. Biliyorum. Öğrenciler neyi anlarlar, neyi anlamazlar biliyorum. Ama hemen anlaşılmaz tabii ki. Yani hemen böyle yani bazen anlaşılır, bazıları anlar. Onlar uzaydan gelmişlerdir. Onlar başka bir ligde. Oluyor bazen böyle. Öğrenci geliyor, her şeyi biliyor zaten. Anlıyor. Sen söyler söylemez, leb demeden leblebi anlıyor. Ama biz ölümlüler böyle değiliz. Biz çalışarak anlarız. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Kaç oldu saat? Olmadı. Bir olmadı. Evet.